Merhaba arkadaşlar Saadet'in Elimetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimiz gayet güzel, yapımı gayet kolay ve çok güzel bir model. Bunun için öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım ben örgümü örerken. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşmakta. Ben şişime şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 artı 1. 19 ilmek şişime attım. sizlerde benim, benimle birlikte örmek istiyorsanız hazırsanız buyurun beraber örelim inşallah. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Normalde lastik öreceğim ben örgümün altına bir iki sıra. Fakat lastikte normalde mesela bir ters bir düz, bir ters bir düz diye başlarız, gideriz. Fakat bunda bir az bir değişiklik yapacağız. Modelin kurulumu açısından önemli. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Yanındakini de örüyorum düz. Yani düz ördüm kenar ilmeğimi, yanındakini de düz ördüm. Bu bizim modeli kurulumumuz açısından bizim için önemli. Şimdi ters örüyorum. Buradan sonrasında hep bir ters bir düz gibi. Sadece bu iki ilmeği düz örmemiz lazım modeli kurmamız açısından. Şimdi bir ters bir düz lastik örüyorum. Normalde dediğim gibi bir ters bir düz lastik örüyoruz ama bu modelde İlk iki ilmeği düz başlayarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz ördük. Yanındakini de düz ördük. Sonra ters düz, ters düz, ters düz böyle gidecek. Ben böyle birkaç sıra lastik örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben birkaç sıra lastik ördüm, geldim. Şimdi örneğimizi ön yüzden kurmaya başlayabiliriz. Bakın demiştim hani başlarken de şu ilk iki ilmeği düz başlamıştık. Bu bizim için önemli. Şimdi modeli kurarken daha iyi anlayacaksınız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz. Düzün yanında bakın ters ilmeğim var. Ters ilmeğin şöyle altından bakın şu hemen altından şöyle batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Şimdi doluyorum şişime, sağ şişime. Bu iki ilmeği bu şekilde birlikte örüyorum. Bakın yanındaki ilmek yine düz. Düz ilmeğin yanındaki ters ilmeğin Hemen bakın belli oluyor zaten şu altından batıyorum. Bir ilmek çıkardım, şişime bir kere doladım. Yanındaki iki ilmeği birlikte ördüm, yani üç ilmek oluyor böylece. Yine. Ters ilmeğin altından battım, ilmek çıkardım, sağ şişime bir kere ilmeği ipimi doladım ve iki ilmeği bu şekilde ördüm. Hemen yine yanında ters ilmeğimin altından battım. Sağ şişime aldım ilmeğimi. Bir kez de doladım. İkisini birlikte ördüm. Yine ters ilmeğimin altından battım. İpimi sağ şişime doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Ters ilmenin altından batıyorum, ilmeğimi çıkarıyorum, sağ şişimde tekrar doluyorum sağ şişime ipimi, ikisini birlikte ördüm. Hemen yanında ters ilmenin yine altından battım, ipimi doladım ve iki ilmeği birlikte ördüm ve üç ilmek oluyor. Yine bakın ters ilmenin hemen altından batıyorum doluyorum ipimi iki ilmeği birlikte örüyorum yanındaki düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum burası ilk sıramız arkadaşlar örgümüzün ön yüzü arka yüze geçiyorum şimdi arka sıradayım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım sonra Sonra bu yanındaki ilmeği kenar ilmeği örmeden aldım. Aldıktan sonra bakın şimdi şurada üçlü ilmeklerimiz var. Burada bakın tek bir tane tersimiz var. Bu üçlü ilmeklerden biriyle şu tersi birlikte örüyorum. Bakın üçlü ilmeklerin birini buradaki ters ilmekle ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Şu doladığımız ipi, ilmeği düz örüyorum. İpi tekrar bana doğru alıyorum. Bu ikisini birlikte örüyorum. İpi arkaya atıyorum. Doladığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ilmeğin bir tanesini ve diğer yandaki 3 ilmeğin diğer bir tanesiyle birlikte örüyorum. Ortadaki düz ilmeği düz örüyorum. Bu iki ilmeği birlikte bakın üçlü ilmeğin bir tanesi ve üçlü ilmeğin değeri birlikte örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Artırdığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bu ikisini birlikte ters örüyorum. İpi arkaya attım. Doladığım ilmeği hep düz örüyorum. Diğer ilmekleri ikili ikili beraber örüyorum arkadaşlar. doladığım ortada kalan doladığım ilmekleri hep düz örüyorum. Diğerlerini ters örüyorum. iki ilmeği beraber örüyorum. Bakın doladığım ilmek ve diğer ilmeği de ters örüp kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın böylece modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi bir kez daha kuralım. Daha iyi anlaşılır. 2 sıradan oluşuyor zaten modelimiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan aynen ilk kurduğumuzda yaptığımız işlemlerin aynalarını tekrarlayacağız. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında düz ilmeğim var. Düzün yanında hemen ters ilmeğim var. Ters ilmeğin yine altından böyle batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Bir kez doluyorum ve bu iki ilmeği birlikte alarak düz örüyorum. Yine bakın düz ilmenin yanında ters ilmek var. Onun altından hemen bir ilmek çıkarıyorum. İpliğimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yine 3 ilmek oluyor yani burası. Bakın bu ilmek düz ilmek yanında ters. Tersin hemen altından batıyorum. Çıkıyorum. Doluyorum. Yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen yine aynı işlem. Batıyorum tersin altından doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine düzün yanında tersin alt kısmından batıyorum. İlmeğimi alıyorum, doluyorum bir tane şişime. 2 ilmeği beraber örüyorum. Hemen tersin alt kısmından batıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği beraber ördüm. Bakın düzü atlıyorum. Yanındaki tersin hemen altından batıyorum. Doluyorum bir tane, iki ilmeği beraber örüyorum. Yine aynı işlem. Alttan batıyorum. Doluyorum. Ve yanındaki düzü örüp kenar ilmeğimi de örüp bitiriyorum. Ön yüzden ilk sırayı yapmış olduk. Şimdi arka yüzden tekrar yapalım. Ters ilmeğimi ördüm. Örmeden aldım daha doğrusu sağ şişime. Hemen yanındakini bakın yine aynı işlemleri tekrarlayacağım. Hemen yanındaki şu tek ilmeği yanındaki ile birlikte ters ördüm. ipimi arkaya atıp doladığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru alıyorum. Diğer iki ilmeği beraber örüyorum. Doladığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmeği beraber ördüm. İpi öne attım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmeği beraber ördüm. Bir arkaya atıp doladığım ilmeği düz örüyorum. Doladığım ilmekler arka yüzde arkadaşlar unutmayalım burayı. Arka yüzde doladığım ilmek düz örülüyor. Diğer iki ilmek yandaki iki ilmekler ters şeklinde ama iki ilmek beraber örülüyor. Bunu unutmayalım. Doladığımı düz ördüm. Diğer iki ilmeği ters ördüm. Beraber ördüm doladığımı düz ördüm. Diğer iki ilmeği beraber ördüm. Doladığımı düz ördüm. Ve bu tek ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar iki kere kurmuş olduk. Bakın çok sevimli. Çok çıtapıtı güzel bir model bakın. Arka yüzü de bu şekilde. Yine ben size kamera arkasında ördüğüm diğer büyük parçayı da bir göstereyim Arkadaşlar onu da bir görün daha büyük daha geniş görünümlü bakın çok güzel bir model çok hoş duruyor Umarım Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar yapımı kolay sevimli bir model ee, şöyle söyleyeyim bu modeli nerede kullanırsınız İşte bebek örgülerinizle de kullanabilirsiniz ama ee, sanki böyle süveter, işte anne yelekleri e, veya süveterler, kazaklar onlar da biraz daha bir tık daha sanki iyi olabilir. Ama dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz yani eto, şal, bebek örgüsü, süveter, yelek, anne yeleği birçok yerde kullanabileceğiniz tercihinize kalmış bir, bir model artık. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de, abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.